İyi günler. Hocam ben de hamile kalmadan önce makat bölgesinde bir basur sorunum olduğu söylendi. Ne dersiniz? Hamilelik döneminde nelere dikkat etsem, ne yapsam, ne etsem diye bize sık olarak soru yöneltilir. Öncelikle ideal olan kişilerin hamile kalmadan önce basur problemlerini ya da makat çatlağı veya makat yırtığı gibi sorunlarını çözmeleri, ondan sonra hamile kalmaları uygun olacaktır. Çünkü hamilelik başlı başına bu sorunları arttıran bir süreçtir. Bilinen odur ki hamile ve lohusaların yaklaşık %15'inde, yani 6 ya da 7 doğumdan bir tanesinde basur ya da hemoroid ve makat çatlağı sorunu gelişir. Bu nedenle zaten bu sorunu olan kişilerin ideal olarak bunu önceden çözmeleri gerekir. Peki hamilelikte niçin bu sorun oluşur? Birincisi, hamilelikte sindirim sisteminde kabızlığa bir eğilim olur. Bu da kadınlık hormonlarının, östrojen seviyelerinin yükselmesi nedeni olur. İkincisi, bazı gebelerde gebelik ilk 3 ayında, ilk trimester dediğimiz ilk 3 ayda yoğun gebelik kusmaları olur. Buna bağlı sıvı kaybı olur ve dışkı sertleşir. Bundan dolayı olur. Bir üçüncü neden ise bebek büyüdükçe leğen kemiği içinde şeye doğru, rektum dediğimiz kalın bağırsağın son bölümüne doğru bir baskı yapar. Buna bağlı da dışkılama zorlaşır. İşte bu üç nedenden dolayı hamilelik döneminde basur ve makat çatlağına karşı bir eğilim oluşmaktadır. Bu nedenle hastaların bol miktarda su içmesi, bol miktarda hareketli olması, bol miktarda lifli gıdalar tüketmesi çok çok önem kazanır. Burada suyu 2 litrenin üzerinde tüketmek, lifli gıdalardan özellikle baklagilleri, sebzeleri yoğun bir şekilde tercih etmek çok ama çok önem kazanır. Kişinin diyetine dikkat etmesi halinde bu süreci çok daha rahat geçireceği bilinen bir gerçektir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarının tedavisiyle ilgilenen ekibimizden yardım almak isterseniz telefonlarımızı arayabilirsiniz.